Dog Brain! Güneşli harika bir gündü. Ve anne ve babası Kayyu ve arkadaşlarını parka piknik yapmaya götürmüştü. Burası pikniğimiz için gayet iyi görünüyor. İşte geldim. Çüçü. Oo, pardon Kayyu. Treninin geliyor olduğunu görmedim. Kalkıyor. Çabuk ol Rosie. Atla trenime. Çüçü. Taka 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 çüçü. Oh hayır. Dikkat et. Aa, Rosie nereye gitti? Buldum. Neden hep beraber saklambaç oynamıyoruz? Hey! Saklambaç süper! İkili gruplar olalım. Rosie ile ben bir grup ve Clementine sen de Leo ile saklan. Ve Kayyu ile babası bizi bulsun. Harika fikir. Gel Leo. Nereye gideceğimizi biliyorum. Hadi gidip saklanacak iyi bir yer bulalım Rosie. Leo, Clementine, anne ve Rosie hızlıca baba ve Kayyu'dan saklanmaya gittiler. Evet Kayyu, gözleri kapa ve ona kadar say. 1, 2, 3, 4. Kayyu parmaklarını biraz araladı. Herkesin nereye gittiğini görmek istiyordu. Bakmak yok Kayyu. Pardon, sadece nerede olduklarını görmeye çalıştım. Tamam. Ama bakarsan oyunun bir anlamı kalmaz. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet, geliyoruz. Hazır mısınız? Baba, galiba o ağacın arkasında birileri saklanıyor. Buldum sizi. Aferin Kayyu. Leo ve Clementine'i bulabildin mi? Yok, daha değil. E aramaya devam. Çok uzağa gitmiş olamazlar. Kayyu, bankın arkasında hareket eden birilerini gördü. İşte buldum. Aa, buldun bizi hemen. Şimdi saklambaç oyununuzu da oynadınız. Artık yemek vakti. Hadi şimdi oturup piknik yapalım. Kayyu piknik örtüsünün üzerinde pikniğin tadını çıkarıyordu. Al bakalım Kayyu. Vay! Bak ne kadar büyük! Karpuzu çok seviyorum. Oh hayır! Ups, sorun değil Rosie. Ben sana yenisini veririm. Baba bir meyve suyu daha almak için piknik çantasına uzandı. Ama hiç kalmamıştı. Oh hayır, hiç kalmamış. Üzülme Rosie, bunu paylaşırız. Ne iyi bir abisin sen Kayyu. Oh, karınca. Üstümdeler. Benim de. Korkma Kayyu, yerdeki meyve suyundan içmeye gelmişler. Bak. Hadi başka bir yere geçelim. Karıncalı sandviç yemek istemiyoruz. Bak Rosie, içeceğin boşa gitmedi. Karıncalara güzel bir hediye oldu. Kayyu karıncaların saklambaç oyununda çok iyi olabileceğini düşündü. Yeter ki lezzetli yemekleri arıyor olsunlar. Kayyu annesi ve babasıyla beraber yüzmeye gidiyordu. İşte geldik Kayyu. Yüzme pratiği için hazır mısın? Kayyu kolluklarının ikisini de kontrol etti. Bu sayede suyun üzerinde kalabiliyordu. Evet. Kayyu etrafına baktı ve su havuzun kenarındaki su kaydırağını görünce çok sevindi. Bak anneciğim, kaydırak. Bekle Kayyu. Kayyu, havuzdayken koşmamalısın. Yer çok ıslak olabilir ve kayıp düşebilirsin. Yazmışlar. Bak, birinci kural... Koşmak yasaktır. Kayyu havuzda güvenli olmak istiyordu. Pardon, sadece kaydırağa bakacaktım. Sorun yok Kayyu. Hadi gidip bir bakalım.
Kayyu merdivenden çıkıp kaydırığın tepesinde oturdu. Haydi Kayyu! Havuza indiğin gibi seni yakalıyor olacağım. Kayyu havuzdaki annesine baktı. Ama şimdi çok yüksekteydi ve ona mesafe çok uzun gözüktü. Ben çok korktum. Düşündüğümden çok daha fazla yüksekmiş. Önemli değil Kayyu. Biz de sıvı olan taraftan girelim o zaman. Kayyu babasına katılmak için merdivenden havuza girdi. Suyun yüksekliği tam ona göreydi. Ayakları yere değiyordu. İyi mi? Daha iyi. Bak anne, ben yüzüyorum. Aferin Kayyu. Hadi bir de babana doğru yüz bakalım. Kayyu babasına doğru yüzdü. İşte bu Kayyu. Birazcık daha geleceğim. Başardım. Kendi başıma. Aynen öyle yaptın. Kayyu annesinin suyun dibinden yüzmesini izledi. Çok etkilenmişti. Tada! Kayyu da suyun altından gidebilmek istiyordu ama kolluklar onu engelliyordu. Kayyu, kollukların kolundayken suya dalamazsın. Onları senin için tutayım mı? Kayyu henüz kolluklarını çıkarmak için hazır değildi. Daha değil. Başka sefere dalmayı öğrenirim. Hey, koşmak yasak. Merhaba. Adın ne senin? Kayyu. Kayyu. Ben can kurtaranım. Benim işim havuzdakilerin güvenliğini sağlamak. Tehlikeli bir durum gördüğümde bu düdüğü çalıyorum. Orada koşan çocukları gördüm. Koşmak yasak. Bu doğru. Ve de onları uyardığın için sağ ol. Kayyu babasının ona havuz kurallarını gösterdiğini hatırladı. Eğer havuzdayken koşarsan kayıp düşebilirsin. Kesinlikle. İşte artık sen de bir can kurtaransın. Ama sadece bir kurallara uymayınca çal. Tamam mı? Kayyu bir can kurtaran olmaktan çok gurur duyuyordu. Hey, şuradaki su kaydırağını denedin mi? Çok eğlenceli. Denedim ama çok korktum. İlkinde korkmuş olabilirsin. Ama senin gibi cesur bir can kurtaran için artık korkacak bir şey yok. O zaman bir daha deneyebilirim. Süper ve merak etme. Ben beklenmedik bir durum olma ihtimaline karşı izliyor olacağım. Kayyu o merdivenleri bir kez daha tırmandı. Hala aşağısı çok uzak görünüyordu. Ben buradayım Kayyu. Kayyu hazırdı. Üçe kadar saydı ve kendini kaydıraktan aşağıya bıraktı. Bir, iki, üç. Oh Kayyu, başardın. Ne cesur bir can kurtaransın sen. Bu çok harikaydı. Yaptığın büyük dalgayı gördün mü? Bir daha yapabilir miyim? Baba, kurallara göre yetişkinler kaydırağa çıkamazlar. Kayyu çok mutluydu. Artık kaydıraktan kaymak onu hiç korkutmuyordu. Kayyu büyük anne ve büyük babasıyla beraber parktaki yemek fuarına gidiyordu. Vay, şu yemeklere bak dede. Evet Kayyu. Bu fuarın adı Dünya Yemek Fuarı. Dünyanın her yerinden insanlar ülkelerinden yemekler yapıyorlar Kayyu. Önceden hiç yemediğin yemekleri tatmak için harika bir fırsat bu. Kayyu birçok değişik yemeğin kokusunu alabiliyordu. Ama ne olduklarını bilmiyordu. Sence ne kokuyor Kayyu? Emin değilim ama harika kokuyor. Madem öyle... Sen götür bizi. Karnım iyice acıkmaya başladı. Merhabalar. Nasıl yardımcı olabilirim size? Merhaba. Bu benim torunum Kayyu. Bugün o dünya yemeklerini tatmak istiyor. O zaman doğru yerdesin Kayyu. Hiç taco yemiş miydin önceden? Kayyu anne ve babasının evde yaptığı bütün o güzel yemekleri düşündü. Ama önceden taco yiyip yemediğini hatırlayamadı. Zannetmiyorum. Nedir o? Taco'nun dışında sert bazlama hamuru, içinde de lezzetli karışımlar vardır. Mmm. Tamam o zaman. Bir taco lütfen. Al bakalım Kayyu.
Dikkatli ol Kayu. Eğer takoyu çok sert sıkarsan kırılır. Bak şimdi. Kayu'nun takosu kırılmıştı. Halbuki ne kadar lezzetli gözüküyordu. Ve daha tadına bakamamıştı. Olur öyle şeyler, sorun değil. Al, yenisini vereyim. Bu benden. Teşekkürler. Bu sefer daha dikkatli ol. Çok sıkı kavramamaya çalış. Kayu takoyu çok dikkatli bir şekilde tutarak tadına baktı. Çok lezzetliymiş. Kayu takoyu çok sevmişti. Dışının gevrek oluşu çok hoşuna gitmişti. Çıtır çıtır. Al, tadına bak. Tamam Kayu, şimdi nereye? Yan tezgahtaki kadın büyük bir metal tencerenin içinde bir şey karıştırıyordu. Kayu ne olduğunu merak etmişti. Merhaba, bu Kayu. Bugün o değişik yemekleri deniyor. Çok memnun oldum Kayu. Karıştırdığınız nedir? Bunun adı köri. Hindistan isimli ülkenin meşhur yemeğidir köri. İçinde çeşit çeşit baharatlar barındırır. Buradaki acı olanı. Buradaki orta acılı. Kayu önceden Hindistan ve köriyi hiç duymamıştı. Hindistan? Nerede o dedeciğim? Hindistan dünyanın öbür ucunda bulunan bir ülke Kayu. Bize bir tane acılı, bir tane de orta acılı lütfen. Sağ olun. Ben acılıyı deneyeceğim. Çok güzel. Kayu dedesinin suratının kırmızılaştığını fark etti. Ne oluyor sana dedeciğim? O yediği köri dedene biraz fazla acı geldi Kayu. Alın bunu deneyin. Yoğurttan yapılan bu içeceğin adı Lassi. Serinlemenize yardımcı olur. Ah, sağ olun. Bu çok iyi geldi. O acılı köri çok korkunç görünüyor. Kayu bütün yemekleri denemek istiyordu. Ama acılı bir şey yemek istemiyordu. Merak etme Kayu. Bak bu sadece birazcık acılı, o kadar. Söz veriyorum. Kayu baharatlardan dolayı ağzının içinde bir karıncalanma hissetti. Ama dedesinin yüzünü kızartan cinsten değildi. O kadar da acılı değilmiş. Ben de bir dahaki seferi ondan yesem daha iyi olur. Her şey için teşekkürler. Merhaba, sushi alır mıydınız? En sevdiğim. Sushi? Evet, öyle. Sushi, Japonya adlı ülkenin yemeğidir. Genelde içinde pirinç ve çiğ balık olur. Kayu çiğ balık fikrini hiç sevmemişti. Çiğ balık! Biz 3 tane alabilir miyiz lütfen? Biri bana, biri büyük anneye, biri de Kayu için. Bir tadına bak. Kim bilir, belki favori yemeğin olur. Çok fazla garip. Ben yiyemem dedeciğim. Önemli değil Kayu. Herkesin zevki farklı olabilir. Tamam, şimdi büyük annenle bir piknik masasına oturun. Ve ben de sana çok seveceğin bir şey getireyim. Dedesi Kayu'ya bir şey getirmişti. Ama sürpriz olsun diye saklıyordu. Ne getirdin bana dedeciğim? Tahmin et bakalım. Kayu tahmin etmeyi seviyordu. Tamam. O zaman yemeğin nelerden yapıldığını söylüyorum. Un, yumurta ve su. Peki, o zaman bu yemeğin hangi ülkeden geldiğini söyleyeyim. İtalya. Aa, biliyorum. Pizza. Çok yakın. Peki sana bunun dünyada en sevdiğin yemek olduğunu söylesem? Kayu dedesinin ne sakladığını biliyordu. Bu spagetti. Aynen öyle. En sevdiğim yemek. Yuppi! Kayu fuarda değişik yemekleri denemekten çok zevk almıştı. Ama yine de en çok spagettiyi seviyordu. Kayu, annesi, babası ve Rosie ile plajdaydı. Babası onu keşfe götürecekti. Kaya havuzları için hazır mısın Kayu? Kaya havuzları nereden geldi? Geçen sefer yoklardı. Varlardı Kayu. Sadece suyun altında oldukları için onları göremiyordun. Suların çekilmesiyle kaya parçalarının arasında içinde saklanan deniz canlılarının da olduğu küçük havuzlar oluşmuş.
Kayyu saklanan deniz canlıları fikrini sevdiğinden emin olamadı. Ama ya korkunç bir şey bulursak? Mesela bir köpek balığı. Meraklanma Kayyu. Köpek balığı görmeyeceğiz. Gel benle. Söz mü? Söz veriyorum Kayyu. Ama dikkat et. Kayaların bazıları kaygan olabilirler. İyi keşifler Kayyu. Ve dikkatli ol. Biz Rosie ile beraber kuma senin için bir yazı yazacağız. Geldiğinde görürsün. Tamam anneciğim. Burada bir şey görüyor musun Kayyu? Kayyu dikkatlice baktı ama bir deniz canlısı göremedi. Hayır, burada yok. Tamam o zaman. Hadi keşfe devam. Peki bunun içinde? Gördüm galiba. Bir köpek balığı. Bence bir köpek balığı değildi Kayyu. Gel bir kere daha bak bakalım. Kayyu tekrar baktı. Köpek balığı olmadığını gördü. Oo, küçücük şirin bir balık. Aa bak, bir tane daha var. Ve bir tane daha, sayılmayacak kadar çok. Sular geri geldiğinde balıklar denize tekrar dönebilecekler, değil mi? Aynen öyle Kayyu. Sen çok iyi bir kaşifsin. Başka şeyler de keşfedelim mi? Kayyu balığa el sallayarak veda etti. Ve başka canlıları görebilmek için bakmaya başladı. Kayyu adımlarını çok dikkatli atıyordu. Düşüp de şortunun ıslanmasını istemiyordu. Wow, Kayyu gel buna bir bak. Birikintinin dibinde Kayyu çok acayip bir şey gördü. Baba, bu bir canlı değil ki. Sadece bir çiçek. Ama çiçekler suyun altında büyümezler ki, değil mi? Evet, çiçeğe benziyor olabilir Kayyu. Ama aslında o da bir deniz canlısı. Bir deniz anemonu. 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 Bravo. Kayyu, deniz anemonun gördüğü en ilginç şey olduğunu düşündü. Baba, imdat! Yapıştı bana. Bir şey yok Kayyu. Sana zarar vermek istemiyor. Bak, bu zararsız bir deniz salyangozu. Çok yapışkan bir canlı. Baba, oraya bak. İyi yakaladın Kayyu. O küçük bir yengeç. Yengecin yan yan yürümesi Kayyu'nun çok hoşuna gitti. Sanki dans ediyordu. Bak baba, ben de yengeç oldum. Yengeçler hem suda hem de karada yaşayabilirler. Yakından bakmak ister misin? Evet, lütfen. Dikkat et baba. Bir şey yok Kayyu. Sadece kıskaçlar biraz tuttu. Acıyor mu baba? Yok, çok değil. Sadece küçük bir yengeç o. Gün boyunca gördüğü canlılar içinde Kayyu'nun en favorisi yengeçti. Artık geri dönsek iyi olur Kayyu. Tekrar sular yükselecek ve de ıslanalım istemiyoruz. Bay 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 yengeç. Anneciğim. Merhaba Kayyu. Peki kaya havuzları nasıldı? Çeşit çeşit deniz canlıları gördüm. En sevdiğim de yengeçti. Bak. Bu harika Kayyu. Siz yokken biz de Rosie ile bunu yaptık. Wow! Senin adın yazıyor Rosie. Ve buradaki de benim adım. Ben de Rosie'ye harfleri öğretiyordum. Aferin sana Rosie. Üzülme Rosie, şimdi tanıştığım deniz canlıları da isimlerimizi okuyabilecekler. Oh, kaçın, bir yengeç. Çiki çiki. Kayyu, kaya havuzlarında tanıştığı canlıları çok sevmişti. Plajda keşif yapmak onu çok mutlu etmişti. Kayyu ve arkadaşları parka gitmişlerdi. Kayyu arkadaşlarıyla futbol oynayacağı için çok sevinçliydi. Evet çocuklar, futbol oynamaya hazır mısınız? Biz hazırız dedeciğim. Sen de bizim takımda mı oynayacaksın? Yok, ben hakeminiz olacağım.
Benim işim oyunun kurallarına göre oynanması ve eğlenmeniz. Ben 100 tane gol atacağım. Neden olmasın Leo? Ama burada önemli olan beraber bir takım olabilmeniz. Ama her şeyden önce hadi biraz ısınalım. Caillou'nun aklı karışmıştı. Isınmak? Ama soğuk değil ki hava. Bu farklı bir şekilde ısınma Caillou. Kaslarımızı ısıtmak anlamına gelir. Bak, benim yaptığımı yap. Önce ayaklara dokunuruz. Sonra da gökyüzüne uzanırız. Sonra bir sağa doğru kıvrılırız. Ve bir de sola doğru. Ve de sonunda kalçamızı çeviriyoruz. Bak böyle. İşte bu Rosie, biz ısınıyoruz. Caillou ısınma kısmını çok eğlenceli buldu. İşte bitti. Şimdi ısındınız ve hazırsınız. Hadi bakalım. Bol şans Caillou. Tamam, herkes hazır mı? 3, 2, 1. Caillou topla sahanın içinde koşuyordu. Gol atmak istiyordu. Buraya Caillou, pasla bana. Açıktayım Caillou. Caillou Sarah ve Leo'yu duyuyordu. Ama golü kendisi atmak istiyordu. Caillou çok üzülmüştü. Gol atması gerekenin kendisi olduğunu düşünüyordu. Hadi Caillou, takımının sana ihtiyacı var. Bu haksızlık dede. Golü ben atmak istemiştim. Futbol bir takım oyunu Caillou. Sen, Sarah, Leo ve Clementine'in bir takım olarak oynamanız ve beraberce gol atmanız lazım. İzle, sana göstereyim. Evet Caillou, bakalım topu alabilecek miyim? Bak şimdi, top Leo'ya geçti. Gördün mü? Bir takım bilincinde oynarsanız her şey çok daha kolay olur. Caillou takım olmanın önemini anlamıştı. Tamam dedeciğim, bence tekrar oynamaya hazırız. Süper. Caillou yine kaleye doğru topla koşmaya başladı. Pasla Caillou. Buradayım. Caillou durdu ve Leo'ya pasını verdi. Oley! Çok iyi çocuklar. Harika bir goldü bu Sarah. Sağ ol Caillou. Beraberce başardık. Caillou topun arkasından koştu. Ama yakalamak zordu. Karşı takım çok iyi paslaşıyordu. Hayır. Çok iyi Clementine. Sağ ol. Clementine topu çok yükseklere attı. Ve Caillou ile Leo topun arkasından olabildiğince hızlı koştular. Hazır ol Caillou. Bu Caillou için iyi bir şanstı. Nişan aldı ve topu kalenin tam içine doğru yolladı. Başardık! Bir gol daha attık. Bravo size takım. Bu attığın çok başarılı bir goldü Caillou. Ben yalnız yapmadım dede. Biz bir takım oyunu oynadık. Peki o zaman oyuna dönelim mi? Evet! Dede etrafta topu aradı ama onu göremiyordu. Hey! Topu göreniniz oldu mu? Caillou gol atabildiği için çok mutluydu. Ama arkadaşlarıyla takım olabildikleri için daha mutluydu. Güneşli bir yaz günüydü ve Caillou arka bahçede oynuyordu.
Dey dey minik at. Kayyu yan bahçede birinin güldüğünü duydu. Tanımadığı küçük bir kızdı. Merhaba, benim adım Kayyu. Benimle oynamak ister misin? Hola, benim adım Isabel. Si, Kayyu. Isabel garip kelimeler kullanıyordu. Kayyu onun her dediğini anlayamıyordu. Annem bana yeni misketler aldı. Ke? Kayyu çimene oturup misketleriyle oynamaya başladı. Sen kırmızıları al, ben de mavi misketleri alayım. Roho! Kayyu o kelimeyi hiç önceden duymamıştı. Sesi kulağına hoş geldi. Roho? Oyun bittiğinde Isabel cebinden küçük bir oyuncak tavşan çıkardı. Kayyu onu hayranlıkla izledi. Wow! Arkadaşım olmak ister misin? Isabel güldü ve onaylayarak başını salladı. Kayyu'nun yanağına tavşanıyla dokundu. Si, ama önce beni bu ejderhadan kurtarmalısın. Ejderha mı? Ha, o bizim Gilbert. Hayır, o korkunç bir ejderha ve bir hazine. Böyle bir kılıca ihtiyacın var. Kayyu heyecanlanmıştı. Beraber her ejderhayı yenebileceklerini biliyordu. İleri! Kayyu, ne yapıyorsun? Prenses Isabel'le ejderhayla savaşıyoruz. Çok büyük bir hayal gücün var Kayyu. Bu Prenses Isabel. Yandaki kırmızı kalede kalıyor. Oo, tanıştığımıza sevindim Isabel. Hadi artık Kayyu, akşam yemeği vakti. Hem Gilbert da dinlensin artık. Akşam yemeğinde Kayyu herkese Prenses Isabel ile olan macerasını anlattı. Ve sonra ejderha kükredi. Roar! 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 Kayyu, lütfen ağzında yemek varken konuşma. Isabel misketlere komik bir şey diyordu. Roho. Hayır Kayyu. Roho İspanyolca'da kırmızı demek. Sana misketin rengini söylüyormuş. Niye İspanyolca konuşuyor? Çünkü Isabel bir İspanyol. Bugün ailesiyle tanıştım. Yarın İspanya'ya geri dönüyorlar. İspanya? Nerede orası? Şimdi biz şu an buradayız. Ve Isabel'in yaşadığı yer burası. Ama orası çok uzakmış. Gitmesini istemiyorum ben. Kayyu çok üzülmüştü. Yeni arkadaşını kaybetmek istemiyordu. Üzülme Kayyu. Isabel'in İspanya'ya dönüyor olması arkadaş kalmanıza engel değil. Seni hatırlatacak bir hediye verebilirsin. Bu Kayyu'ya bir fikir verdi. Ertesi gün Kayyu'nun Isabel'e veda etme vakti gelmişti. Sana bir hediyem var Isabel, beni hatırlaman için. Roho! Gracias Kayyu! Tavşan da sende kalsın. Wow! Adios Kayyu! Adios Isabel! Birkaç gün sonra Kayyu bu macerayı bitiriyordu. Ama Isabel olmayınca o kadar eğlenceli değildi. Sana bilgisayarda özel bir sürprizim var. Kayyu çok heyecanlanmıştı ve hemen bilgisayara koştu. Ama oraya geldiğinde ekran boştu ve o buna bir anlam veremedi. Hola Kayyu! Isabel! Isabel, Kayyu'nun ona verdiği kırmızı misketi gösteriyordu. Kayyu da Isabel'in ona verdiği tavşanı gösterdi. Arkadaşını tekrar gördüğüne çok sevinmişti. Cadılar Bayramı'ydı. Ve Kayyu, Cadılar Bayramı'nda kostüm giymeyi çok seviyordu. Kayyu, bil bakalım Cadılar Bayramı'nda ne olacaksın? Hmm,
İtfaiyeci? Hayır, bir daha dene. Bir astronot? Hayır, tekrar dene. Caillou bayağı düşündü. Annesi acaba cadılar bayramı için hangi kostümü hazırlamıştı? Buldum! Özel bir sihirbaz. Annesi ona bir sihirbaz kostümü hazırlamıştı. Giymesine yardım etti. Burada bir şey eksik. Babası elinde bir sahte sakal ve ürkütücü görünen bir kitapla içeri geldi. Sakalını ve büyük kitabını unutma. Evet. Sihir yapmaya hazır mısın Caillou? Galiba babacığım. Abracadabra. Evet Rosie. Senin palyaço kostümün de hazır. Rosie palyaço kostümünü gördü ve bir anda kostüm giyip dışarı çıkmaktan vazgeçti. Hayır. Şeker veya şaka oynamayacak mısın? Hayır. Caillou bayağı şaşırmıştı. O palyaço kostümünü korkutucu bulmamıştı. Ama Rosie'ye göre öyleydi. Belki Rosie dışarı çıkmaya korkuyordur. Babanla çıktığınızda ben onunla kalacağım. Onun için de şeker getiririm ben. Caillou ve babası evden çıktılar. Dışarısı karanlık ve ürkütücüydü. Her yerde kabak fenerler vardı. Baba, burası biraz korkutucu. Merak etme Caillou, ben yanındayım. Caillou babasına çok yakın yürüyordu. Önce Bay Hinkle'ın evine gidelim. Caillou Bay Hinkle'ın ön kapısına doğru yürüdü. Ve babası onu merdivenin önünde bekliyordu. Şeker mi şaka mı? Merhaba. Genelde hiç sihirbaz misafirlerim olmuyor. Ne güzel bir sürpriz bu Caillou. Umarım kurbağa prense dönüşmeyeceğim. Caillou Bay Hinkle'ın onu tanımasına sevindi. Teşekkürler Bay Hinkle. Rosie nerede? Rosie biraz korktu. O yüzden evde annemle kaldı. Peki, lütfen bu şekerlerin bir kısmını da ona ver, olur mu? Birbirinden değişik kostümlerle çocuklar evden eve koşuyorlardı. O peri kostümündeki kız kimdi acaba? Ve onun konuştuğu Frankenstein canavar acaba kimdi? Bana bak Caillou, ben korkunç bir canavarım. Ben de bir sihirbazım. Bu canavar Leo ve Clementine de peri olmuş. Bak sen, harika görünüyorsunuz. Şekerlerime bak. Clementine, Leo ve Caillou torba torba topladıkları şekerleri kıyasladılar. Wow, bu çok fazla. Caillou, Leo ve Clementine diğer evlere beraber gitmeye karar verdiler. Şekerli şaka mı? Çok fazla şeker topladılar. Ve kısa sürede torbalarını tamamen doldurdular. Eve gitme zamanı. Oh hayır, daha değil. Benim bir fikrim var. Son bir oyun daha oynayabiliriz. Caillou, Clementine ve Leo, Caillou'nun evinin ön kapısına doğru yürüdüler. Şeker mi şaka mı? Kim varmış bakalım? Bir sihirbaz, bir canavar, bir de peri. Rosie hala biraz korkuyordu. Rosie! Benim. Caillou. Rosie kikirdemeye başladı. Artık kostüm giymekten korkmuyordu. Canılar bayramı kutlu olsun. Caillou her sabah sokaktan geçen büyük sarı okul otobüsünü seyrediyordu. Her zaman onu bekleyen çocukları görüyordu. Caillou'nun arkadaşı Sarah otobüse bindi ve yerine oturdu. Ve pencereden bakmakta olan Caillou'yu gördü.
Neyin var Kayu? Ben de o büyük sarı okul otobüsüne binmek istiyorum. Ben ne zaman diğer çocuklar gibi otobüse bineceğim? Çok değil. Bir doğum günü daha ve yaşın gelecek. Çok uzun bir zaman o. Otobüse şimdi binmek istiyorum. Bir fikrim var. Yarın sabah gidip neden otobüs şoförüyle konuşmuyoruz? Eğer kibarca sorarsan belki binmene izin verirler. Kayu hala biraz üzgündü. Ama en azından otobüsü yakından görebilecekti. Ertesi sabah Kayu ve babası okul otobüsünü bekliyorlardı. İşte geliyor. Otobüsün şoförü yanaştı ve kapısını açtı. Günaydın genç adam. Adın ne senin? Kayu babasının arkasına saklandı. Biraz utanmıştı. Bu Kayu. Seneye o da okula gidecek. Öyle mi? O zaman sen de seneye otobüsündesin. İsminiz nedir? Bana otobüs şoförü Bay Billy diyebilirsin. Otobüse binebilmeyi çok ama çok istiyorum. Bugün seni otobüse bindiremem. Çünkü otobüs tamamen dolu. Ama babam ve sen yarın bana katılabilirsiniz. Nasıl, iyi mi? Yaşasın! Çok heyecanlı! Ertesi sabah Kayu otobüs yolculuğu için çok heyecanlıydı. Sürekli bunu düşünüyordu. Duydum ki bugün biri otobüsle gezecekmiş. Çok heyecanlıyım anneciğim. Otobüs bip bip. Bay Billy'ye teşekkür edebilmek için özel bir şey yapmak istiyorum. Ona resim yapsana. Kayu bunun çok iyi bir fikir olduğunu düşündü. Renkli kalemlerini ve kağıdını önüne koydu. Bu otobüsü kullanan benim. Ne kadar güzel bir resim Kayu. Kahvaltıdan sonra Kayu ve babası otobüs durağında Sarah'la buluştular. Otobüse sen de mi bineceksin Kayu? Kayu gururla başını salladı. Kendini büyük bir çocuk gibi hissetti. Otobüs önlerinde durdu ve Bay Billy kapıyı açtı. Geç bakalım Kayu. Gecikmememiz gerekiyor. Kayu babasıyla beraber otobüse bindi. Kayu ve babası otobüs şoförü Bay Billy'nin hemen arkasına oturdular. Kayu kendini otobüsü kullanıyormuş gibi hissetti. Kayu otobüse binen çocukların hepsine el salladı. Büyük sarı okul otobüsünde seyahat etmek çok eğlenceliydi. Dur, kalk, dur, kalk. Otobüs birer birer çocukları almaya devam ediyordu. Bay Billy hepsini okula kadar götürdü. Okula vardıklarında Kayu dışında bütün çocuklar otobüsten indi. Bay Billy, size bir resim yaptım. Wow, ne kadar güzel bir resim bu. Otobüsü kullanan sen misin? Kayu başını salladı. Resmiyle gurur duyuyordu. Harika. Herkes görebilsin diye bu resmi buraya asacağım. Şimdi dönme zamanı. Kayu bu okul otobüsü yolculuğunun hiç bitmesini istemedi. Çok eğleniyordu. Ama annesi ve Rosie'nin onu beklediğini görünce eve dönmek Kayu'yu mutlu etti. Beni gördün mü anne? Tabii ki gördüm. Bay Billy'ye teşekkür ettin mi? Teşekkürler Bay Billy. Bugün harika vakit geçirdim. Ben de öyle Kayu. Ben de sana teşekkür ederim. Benim de sana ufak bir hediyem var. Bay Billy, Kayu'ya oyuncak bir sarı okul otobüsü verdi. Artık istediğin zaman kullanabileceğin senin de sarı bir otobüsün var. Oo, çok sevdim. Teşekkürler Bay Billy. Kayu otobüs giderken el salladı. Çok teşekkürler Bay Billy. Görüşürüz. Kayu hemen büyüyüp o otobüse her gün binebilmek için sabırsızlanıyordu. Yaz tatiliydi. Kayu ve ailesi plaja gidiyorlardı. Kayu okyanusu görmeyi sabırsızlıkla bekliyordu. Yaklaştık mı? Az kaldı Kayu. Okyanusu gördüğünde bil ki çok yaklaştık. Yüzmeye gitmek istiyorum ve en büyük kumdan kaleyi ben yapacağım. Dondurmayı da unutma. Kayu'nun en sevdiği şeydi dondurma. Bütün farklı aromaları tadacağı için çok heyecanlıydı. Hmm, nefis, nefis. İşte orada. Okyanusu görebiliyorum.
sonunda vardılar. Caillou hızlıca arabadan çıktı. Plaja doğru koşmaya başladı. Ayaklarım yandı. Merak etme Caillou. Güneşin altında ısınan kumun sıcaklığı o. Zararı olmaz. Caillou kumun sıcaklığına şaşırmıştı ama ayak parmaklarını kumda oynatmak hoşuna gitmişti. Okyanus! Okyanus uçsuz bucaksızdı. Caillou'nun gördüğü en büyük şeydi. Caillou, çok güneşli hava. Bu yüzden bolca güneş kremi sürüp şapkanı tak ki güneş seni yakmasın. Caillou kıkırdıyor ve yerinde duramıyordu. Ama annesi onu durduruyordu. Bütün vücudunu güneş kremiyle kapladı. Çok gıdıklanmıştı. Babası şemsiyeyi açtı ve annesi Rosie'yi gölgenin altına oturttu. Caillou oturmak istemiyordu. Eğlenceli bir şeyler yapmak istiyordu. Kim yüzmeye gelmek ister? Ben! Caillou babasının elini tuttu. Beraber suya doğru koştular. Su soğukmuş. Bir şey olmaz, birazdan alışırsın. Caillou ve babası suyun içinde çok eğleniyorlardı. Bir anda büyük bir dalga babasını deviriverdi. Caillou babasını yosunla kaplı görünce çok güldü. Ve bir dalga daha gelip bu sefer Caillou'yu devirdi. Suyun altına girmek hoşuna gitmemişti. Merak etme Caillou. Şimdi biraz daha dikkatli olalım ve gelen dalgaları izleyelim, olur mu? Hey siz ikiniz, öğle yemeği vakti. Dalgalarla oynadıktan sonra Caillou ve babası çok acıkmıştı. Öğle yemeğinde Caillou bir sandviç, bir elma yiyip biraz limonata içti. Nefis. Caillou sandviçinden büyük bir ısırık daha aldı. Ama sandviç kumlanmıştı. Kumlandı bu. Ben bunu yiyemem ki. Geçmekte olan bir martı kumlu sandviçi kaptı ve kaçtı. Hey, geri gel. O benim. Merak etme Caillou. Biz de dondurma almaya gideriz. Öğle yemeğinden sonra babası Caillou'yu dondurmacıya götürdü. Hepsi değişik renklerde, çok fazla aroma vardı. Caillou gözlerine inanamadı. Ben hepsini denemek istiyorum. Bence bugünlük bir tanesini seç, bir dahakine diğerlerini denersin. Tamam. Ama bu kadar çeşit arasından nasıl seçeceğim? Arkadaş canlısı dondurmacı, Caillou'ya değişik aromalardan tattırdı ve en sevdiğini seçmesine yardımcı oldu. Ben bunu çok sevdim. Babası 4 tane dondurma aldı. Annesi ve Rosie ile buluşmak için plaja döndüler. Rosie'ye kumdan kale yapmayı göstermek ister misin? Caillou çok heyecanlanmıştı. Hemen kova ve küreyi aldı. Bak Rosie, kovayı alıp böyle yapıyorsun. Rosie kikirdedi ve ellerini çırptı. Kumdan kaleler yapma oyunu çok eğlenceliydi. Wow, harika gözüküyor. Ama bir kale bayraksız olmaz ki. Bir anda Caillou ayağına değen dalgaları fark etti. Okyanus suyu yükseliyordu ve kumdan kaleyi yıkmaya başlamıştı. Oh hayır, dalgalar kumdan kalemi mahvediyor. Niye geldi dalgalar? Gelgit olayı okyanusu yükseltir ve alçaltır. Bu da dalgaları plaja yakınlaştırır. Dalgalar iyice yaklaşıyor. Bu da eve gitme zamanı demek Caillou. Ama kumdan kalemiz ne olacak? Merak etme. Başka zaman tekrar geliriz. Rosie ile çok daha büyük bir kale yaparsınız. Annesi ve babası eşyaları toparladılar ve hepsi arabaya doğru ilerlediler. Ya
ara yine gelmek istiyorum. Ve sonra tekrar ve tekrar. Bu dünyanın en güzel tatili. Hepsi plajda harika bir gün geçirdi. Kayu bir sonraki macerası için şimdiden çok heyecanlıydı. Kayu ve ailesi akşam yemeğinde yedikleri spagettinin keyfini çıkarıyorlardı. Yum! Spagettiyi çok seviyorum. Tamam Kayu, lütfen yemek yerken o sesi çıkarmamaya çalış. Spagettiyi hüpürdetmeden yemek gerçekten çok zordu. Hüpürdetmeden yemeye çalışırken Kayu daha garip bir ses çıkardı. Oh, anlaşıldı, seni hıçkırık tutmuş. Hıçkırık? Peki nasıl geçireceğim? Hıçkırık genelde kendi kendine geçer. Kayu biraz durup hıçkırığının geçmesini bekledi. Ya, bekledim. Yine de geçmiyor. Daha uzun süre beklemelisin. Biraz salonda oyna bakalım. Kayu hıçkırığının geçmesini beklerken bloklardan bir kule yaptı. Bu seferki o kadar şiddetliydi ki yaptığı kulenin yıkılmasına sebep oldu. Nasıl gidiyor bakalım? Bu hıçkırıklar her şeyi berbat ediyor. Artık geçmesini istiyorum. Bazen birini korkutarak hıçkırığını geçirebiliriz. Korkutmak? Ufak bir korku. Korkunca insan nefesini tutar, o da hıçkırığın geçmesini sağlar. Denemek ister misin? Kayu biraz düşündü. Pek korkmak istemiyordu ama hıçkırığının geçmesini de çok istiyordu. Eğer hıçkırığımı geçirecekse, o zaman tamam. Annesi bir hayalet gibi kollarını açıp süzüldü ve Kayu'nun üzerine atladı. Bu! Ha! Hey! Oldu! Of! Geçmemiş. Bence benim hıçkırığım öyle kolay korkan bir hıçkırık değil. O zaman şanslısın. Ben hıçkırık iyileştirme dalında tam bir dünya şampiyonuyum. Hadi deneyelim. Bazı insanlar hıçkırıklarını bir hortumdan hızlıca su içerek geçirirler. Ama biraz ıslanabilirsin. Umurumda değil. Her şeyi deneyebilirim. Babası suyu açtı. Kayu hortumdan içmeye çalıştı ama her yere su sıçradı. İşe yaramıyor. Merak etme Kayu. Bir başka yöntemim daha var benim. Baş aşağı durma yöntemi her zaman işe yarar. Babası Kayu'ya amuda kalkması için yardım etti. Babası ayaklarını dengede kalabilmesi için tutuyordu. Hıçkırık geçti mi? Deneyebileceğimiz bir şey daha var. Hadi içeri girelim. Herkes babasının bulduğu en son çareyi görmek için oyun odasında toplandı. En iyisini en sona sakladım. Bu kesinlikle hıçkırığını geçirecek. Nasıl olacak? Sol ayağının üzerinde zıplarken sağ elinle kafana değmek. Bak böyle. Kayu, Rosie ve annesi babasının böyle zıplamasını oldukça komik buldular. Kayu hıçkırığının geçmesini çok istiyordu. O yüzden o da zıplamaya başladı. İşte bu Kayu. Zıplayarak geçir o hıçkırığı. Zıpla Kayu. Hadi. Hala hıçkırıyorum. Hiçbir zaman geçmezse sonsuza kadar. Demek ki bundan sonra spagetti yemeyeceğiz. Ama spagetti benim en sevdiğim yemek. Hem Rosie ve hem de babamın. Hıçkırığıma sebep olan spagetti değildi. Biliyorum değildi. Ve bence artık geçti. Dinle. Kayu haklıydı. Hıçkırığı geçmişti. Herhalde bir daha spagetti yapmayacağımı söyleyince korktular. Hayır, bence kendiliğinden geçti. Önceden söylediğin gibi. Ama gerçekten bir daha hiç spagetti yapmayacak mısın? Tabii ki hayır Kayu. Sadece şaka yapıyordum.